Beni dinlemek istemiyor musun? Ama bu isteği gözlerinin derinliklerinde görebiliyorum. O seçilmiş bilgenin adı Eyüp'tür. Eyüp peygamber. Felektekilerin adını sürekli tekrar edip durduklarını söylesem inanır mısın? Benim Rabbim beni benden daha iyi bilir. Ben kendimi insanların en iyisi değil. En günahkarı bilirim. En günahkarı mı? Muhteşem! Muhteşem bir tevazu! Arştaki melekler topluluğunda seni öven neşideler okunuyor, melekler seni öven kasideler çığırıyor. Ama sen kendini en günahkarlardan kabul ediyorsun. Ne mutlu mütevazılara! Buldukları her gedikten içeri sızmak isteyen fırsatçıların vay haline. Fırsat kollamak mı? Ne fırsatı? Bu kötümserlik niye? Sustum bakıyorum. Ne çabuk pes ettin. Sen inanmazken susmaktan başka çare var mı? Sen ne Efsunlu nefesinin kıymetini bil. Sadıkane sözlerime Efsun dedikten sonra ne konuşayım? Pekala ben söyleyeyim. Neyi? Senin getirdiğin haberi. Nereden biliyorsun? Ben seni çok iyi tanıyorum. Senin nüfuz etmek için hangi yolları kullandığını çok iyi bilirim. Eğer doğru söyleyenlerden sen söyle. Peki. Onlar Huran, Şam ve Besniye yörelerinde Eyüp gibisi yok. Öyle demediler mi sana? Evet dediler. Onlar sana züht ve takva, fedakarlık ve infakta Eyüp'ün zamanın en önde gelenlerinden olduğunu söylemediler mi? Doğru. Ve yoksulların ellerinden tuttuğunu ve aynı zamanda mazlumun hakkını zalimden alır. Bunları söylediler sana öyle değil mi? Evet, bunlar ve daha başka bir sürü takdir ve övgü dolu sözler. Sen niçin bunları bana anlatmaya kalkıyorsun? Niçin mi? Şunun için tabii. Allah katında sahip olduğun makamdan haberdar olmanı istedim. Ve bunca makam ve mevkiden dolayı gururlanayım. Hayır öyle değil. Kovulmuş melun, bilmelisin ki Eyüp bütün övgülerin yalnızca Allah'a sunulması gerektiğini çok iyi bilir. Bilmeliydim. Okun her zaman hedefi bulmadığını bilmeliydim. Rabbim, samimi kullarına üstün gelemeyeceğimi söylemiştim sana. Burada yeni bir hile öyle değil mi? Sen de siselerden asla var. Yeter! Ne oldu böyle? Eski tanıdık. Seni aciz görüyorum. Aciz mi? Evet. Evet, aciz. Hiç kimsenin beni senin kadar aciz bırakmadığını itiraf ediyorum. Seni bu zillete düçar eden Allah, ben Allah, değil. Allah, Allah! Niçin onu böyle zikrettiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Allah'a olan bu bağlılığının altında yatan şeyin iman böyle bir beklentim yok. Bekliyorsun benden? Zira sen güvenilir biri olsaydın hakkın dergahından kovulmazdın. Bu yüzden seni kovulmuş olarak çağırırlar. Ben kovulduysam bunun nedeni sana secde etmememdi. Zira ben seni tanıyorum. Ben bütün insanları tanıyorum. Sahip olduğun mal mülkü kaybetme korkusu gönlünle zikir ve dilinle şükür. Uzaklaş aşağılık melun.
Eğer onu zikrediyorsam bunun bir tek nedeni vardır. O da Allah olmasıdır. O'dur zikre yaraşan, O'dur şükre layık olan. Benim Rabbim her zaman takdis edilir. Eyüp ister onun önünde boyun eğsin, ister eğmesin. O yücelerin yücesidir. O vasfedilmeyecek kadar büyüktür. Benim gibi bir hakirin ibadeti onun ne işine yarar?